İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın bağımsızlığı ve Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde Batı Ermenistan'ın Bağış Bitlis'teki Nazik Gölü soğuk hava nedeniyle dondu. Zohrab Mnatsaganyan, Agit Mis grubu eş başkanları ile bir toplantı yaptı. Artsakh Cumhuriyeti'nde binicilik kulübü açıldı. Suriye'de son 24 saat içinde yaklaşık 40 bin kişi mülteci oldu. Mahmud Abbas, Filistin Trump'ın önerdiği anlaşmayı kesinlikle reddetmektedir. Leon Tadosyan tarafından Tahran'da tasarlanan bina 40 yıl sonra yeniden açılacak. Batı Ermenistan'ın bağımsızlığı ve Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan'ın Batı Ermenistan, Orta Doğu egemenliğinin, güvenliğinin ve istikrarının anahtarıdır adlı kitabı Arapça olarak yayınlandı. Bu yayın ilk kez Batı Ermenistan Ermenilerinin gerçek ulusal, politik ve stratejik yüzünü sunan eşsiz bir eserdir. Her şeyden önce bölgenin Arapça konuşan aydınlarına, siyasi ve kamusal şahsiyetlerine, daha sonra Batı Ermenistan'ın bölgede ve dünyada barış ve istikrar için restorasyonunun sonuçlarını ve gelecekteki fırsatlarını sunması nedeniyle de tüm dünyaya yöneliktir. Kitap 7 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Uluslararası siyaset ekseninde Orta Doğu. 2. Orta Doğu'daki Ermenilerin tarihine genel bakış. 3. Mevcut Doğu Ermenistan ile işgal altındaki Batı Ermenistan arasındaki Ermeniler. 4. Türkiye'nin bölgesel rolü ve Batı Ermenistan'ın rolünün yokluğu. 5. Batı Ermenistan'ın ve bölgedeki rolünün tekrardan hayata geçirilmesi. 6. Haklar ve pratik uygulamalarında Batı Ermenistan. 7. Batı Ermenistan ve Kilikya'nın kurtuluşundan sonra ne olacak? Bu eşsiz eser okuyucuya Ermeni halkı için bile haber değeri olan zengin bir bilgi sağlamaktadır. Bu yüzden yakında Ermenice de tercüme edilecek ve yayınlanacaktır. Batı Ermenistan'daki hava sıcaklığının gece -20 dereceye kadar düştüğü Bağış Bitlis bölgesinde 40 kilometre karelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan göldeki tekneler de buz tuttu. Köy sakinlerinden biri şöyle anlattı. Şu anda 15-20 santimetre kalınlığında buz tutmuş. En az yarım metre kadar buzun kalınlığı olunca gölde buzları kırıp balık avlıyoruz. Göl üzerindeki buzları kırarak buradan çıkan su ile hayvanlarımızın su içmesini sağlıyoruz. Gölümüz 2,5-3 ay böyle buzlu kalıyor, dedi. Çocuklar için ise buz tutan göl yüzeyi top sahası oluyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan'ın sosyal medya hesabı Facebook sayfasından yazdığına göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Agit Mis grubu eş başkanları Igor Popov, Stefan Visconti, Andrei Schoeffer ve Agit Yönetim Kurulu Başkanı'nın özel temsilcisi Andrei Kasperçik ile Cenevre'de bir araya geldi. Artsakh Cumhuriyeti'nde bir binicilik kulübü açıldı. Kulüp, Askeran bölgesindeki Mıhitaraşan köyünün Hunot Kanyonu'nda açıldı ve sadece profesyonellere değil, aynı zamanda yeni başlayanlara da açıktır. Binicilik Kulübü Müdürü Bagrat Mikaelyan, Armen Press muhabiriyle yaptığı görüşmede kulübün amacının Artsakh'ta binicilik sporunu geliştirmek olduğunu söyledi. Mikaelyan konuşmasında pazartesi günleri dışında vatandaşlarımız her gün binicilik kulübünü ziyaret edebilirler. Deneyimli eğitmenin yardımıyla ata binebilir ve yeni beceriler edinebilirler. Toplumumuzda büyük bir ilgi var ve bu da işi daha heyecan verici kılıyor, dedi. Ona göre kulüpte farklı at cinsleri var. Yakın gelecekte Artsakh cinsi atların satın alınmasına büyük önem verilecek. Kulübü ayrıca zorlu arazilerde ve koşullarda gezintiye yardımcı olacak cins atlarla takviye etmek planlanmaktadır. Türkiye medyası Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib eyaletinin 40 bin sakinlerinin Suriye ordusu ve Rus savaş uçaklarının bombalamaları sonucu 24 saat içinde evlerinden kaçtığını bildiriyor. Yerel kolluk kuvvetlerine göre Suriyeliler son günlerde İdlib eyaletinin güney ve güneydoğu bölgelerini ve Halep eyaletinin güney kesmini büyük oranda terk ediyorlar.
Açıklamada son 24 saat içinde Suriye'nin kuzeybatı savaş bölgelerinde 39.377 kişi evlerini terk etti. Başar Asad yönetimi ve Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri tarafından sürekli bombalamalar ve havadan saldırılar sonucunda sivil halkın evlerini toplu halde terk ettikleri ifade ediliyor. Filistin Ulusal Yönetim Başkanı Mahmud Abbas 28 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan planın uygulanmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Ramallah'ta konuşan Abbas, Trump'ın planının geçmeyeceğini ifade etti. Armen Press'in aktardığına göre Abbas, "Bu anlaşmayı kategorik reddediyoruz. Daha önce de söyledik ve pozisyonumuz değişmedi," dedi. Filistin yönetimi başkanı, "Kudüs satılık değil," diye ekledi ve Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti yapma taleplerinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Bu arada Arap kitle iletişim araçlarına göre Abbas, İsrail ile Orta Doğu meselesini sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk yoluyla değil, Rusya, ABD, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden oluşan Orta Doğu dörtlüsü koşulunda tartışmaya hazır olduğu konusunda uyarıda bulundu. Tahran'ın tarihi binalarından ve kraliyet konutlarından biri olan Mermer Sarayı onlarca yıl sonra halka açılacak. Panorama AYM'in aktardığına göre Mermer Sarayı 1934-1937'de Şah Rıza Pehlevi'nin emriyle İranlı Ermeni mimar Leon Tadesun tarafından tasarlandı ve inşa edildi. 1979 İslam devriminden sonra saray 1981'e kadar bir müzeydi, daha sonra belediye yönetimine devredildi. Sarayda kullanılmış olan mobilya da dahil tüm tarihi eserler Tahran Dekoratif Sanatlar Müzesi'nde sergilendi. IFP News.com, İslam devriminin Mustazafan Vakfı'nın bu yıl sarayı geri aldığını ve bir müzeye dönüştürmeye karar verdiğini bildirdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Halk Şarkıları serisinden Gıdor mu Yergin adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.